Selamlar herkese, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte bugün günden bomba gibi düşen Enes Batur'un koronavirüse yakalanması ve hemen akabinde evine gerçekleştirilen filyasyon ekiplerinin yaptığı arama sonucu sözde evinde bulunamaması ve ondan sonra da polis ekiplerinin gelip Enes Batur'u apar topar bir karantina yurduna yerleştirmesini konuşacağız. Bu olayın tüm detayları sizlere anlatacağım bu videoda. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşleri yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Enes Batur geçtiğimiz günlerde bir koronavirüs testi yaptırdı ve bu test sonucu pozitif çıktı. Ve Enes Batur evinde karantinadayken birden bir ihbar geliyor gerekli birimlere ve bu ihbar sonrasında Enes Batur'un evine filyasyon ekipleri gidiyor. Bulamadık diyorlar. Fakat burada benim aklımı karıştıran şey şu. Şimdi Enes Batur'un avukatı mısın sen falan diyeceksiniz videoda, yorumlarda. Bunu biliyorum. Fakat bu olay sizin haber kanallarında okuduğunuz gibi kesinlikle değildir. Biraz ayrıntılardan bahsetmeden önce dilerseniz Enes Batur'un bu konu hakkındaki yaptığı açıklamayı bir dinleyelim. Selam arkadaşlar, mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor, adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi olmaya gittim. Acıbadem Hastanesi'ne test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var, HES uygulaması 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar, hapse alsınlar, bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Magazin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk. Pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hemen akabinde de evinde bildiğiniz üzere bir 5-6 kişilik bir ekiple evinde kalıyor ve hepsiyle birlikte karantinada olduğunu söylemiş. Ve şöyle bir delili var elinde. Eğer ben o evden bir adım dahi dışarı attıysam eğer HES uygulamamdan bakabilirler. Evimde güvenlik kameraları var, bakabilirler diye gönül rahatlığıyla bunları söylemiş. Şimdi haber kanallarının yapmış olduğu o iğrenç başlıklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle YouTuber diye bir başlık okudum. Haber firmasının ismini vermeyeceğim. Bu başlık gerçekten beni çok güldürdü. Şimdi bu insanlar saatlerce video çekip onu saatlerce montajlayıp kurgulayıp onları sunup o videolardan para kazanıyorlar. Yani oturdukları yerden "Aa, şu videoyu buldum, bunu yükleyeyim, para kazanayım" diye kesinlikle bir şey söz konusu değil. Ve ciddi anlamda haber kanalları özellikle YouTuber'ları hiç sevmiyor. Hiçbirini sevmiyor arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi de kendilerine çok büyük rakip olduklarıdır. Ben şahsen haberleri çeşitli YouTuber'ların bana aktardıklarından veya ülkede gelişen şeylerine YouTube kanallarından, dizi izlemek yerine birkaç tane YouTuber'ı takip etmemden dolayı bunları biliyorum. Çünkü benim gibi olan milyonlarca insan var. Ve bu konu hakkında da cidden çok abartı başlıkların yapıldığını ve çok haksız yere Enes Batur'un üstüne gidildiğini düşünüyorum. Böyle bir video hazırladığım sebepten dolayı. Zaten Enes Batur da tüm açıklamayı videosunda yapmış. Diyeceklerim bu kadar. Eğer kanalımı beğendiyseniz, içeriği beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi de aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.